Haydi abi, kesmece, Ferhat. ...20 senedir bu işi yapıyorum. İşlerimiz hiç de iyi değil şu an. Zaten fazla kalmadı. Hep dışarıda seyir var. Biz vergimizi ödüyoruz. Bankorumuz var. Her şeyimizi ödüyoruz. Seyirlere çalışıyoruz bu. Seyirci gelip pazarda daha fazla iş yapıyor. Bu ne yapalım? Bunu bir önlem devlet bulsun, belediye bulsun artık. 30 yıldan beri pazarcıyım. Ama bu Antalya'da yani bu seyirlerden çok mu sıkınız yani? Çok şikayetçisiniz. Efendim? Neler yaşıyorsunuz? Ya seyirde biz içeride mesela algısını vergisini ödüyoruz. Adam dışarıya geliyor. Algısı yok, vergisi yok. Biz mağdur oluyoruz. Çok mağdur oluyoruz yani bu yüzden dolayı. 30 yıldan beri de aynı yani. Ne kadar satışlarınız etkiliyor? Çok. %50, %60 etkiliyor. Mesela ben 10 liraya mal alıyorum abi. Adam dışarıda 5 liraya mal veriyor. Benim hal çıkışım, faturam var. 10 liraya mal alıyorum. Adam benim aldığımın yarısını veriyor yani. Ne istiyorsunuz peki? Ya bunu belediyelerin bir önlem almasını istiyoruz yani. Seyyarlar çok mağdur diyor bize. Evet. Yani ben çiftçiyim diyor. %30'u çiftçi değil bunların. Eşit satış olsun tabi. Herkes, yani herkes ekmeğini arasın. Aramasın değil. Biz o da ekmeğini vatandaş arasın ama standartları biz mağdur olmayalım yalnız. Seyyar, her taraf seyyar. Seyyardan çok şeyiz yani. Pazarın dışında ekstra pazar var. Adam orada, biz burada çok kahrını çekiyoruz. Onlar daha ucuz satıyor. Çünkü onlar masraf yok. Bizim masrafımız var. Bizi kurtarmıyor bu şekilde. Tasfiyeleri gibi kendi aralarında devretmeye başlamışlar. Biz de gördük bunu, biz de şaşırdık. Yani çarşamba pazara karşısında kaldırıma 17,5 milyardan bahsediyorlar. Birbirleri arasında devir. Böyle bir şey olması en düşük. Pazarına göre değişiyor. Kendi aralarında taksim yapmışlar. Antalya Sep Pazar Odası'nın 4500'e yakın üyesi var. Antalya'da büyük bir aileyiz. Aşağı yukarı 5 ilçede 120-130'a yakın pazarımız açılıyor. Bütün esnafım oradaki yaşayan halka hizmet götürüyor. Ama biz bunun karşılığında tek muzdarip olduğumuz ve esnafım da muzdarip oldu dışarıdaki seyyar satıcılarda. Seyyar satıcılar etrafında pazarın çoğunlukta ne kadar pazar kurulu atıyorum içerideki esnaf sayısı kadar dışarıda da seyyar satıcı var. Seyyar satıcılar kaldırımları işgal ediyor. Vatandaş geçemiyor rahat bir şekilde. Gördüğünüz gibi pazarlarımız da boş. Bu seyyar satıcı yüzünden. Benim esnafım halden mal alırken vergisini ödüyor. Kapı çıkış parasını ödüyor. İşgalesini yatırıyor. Vergi, SSK bunların hepsi yattığı halde dışarıdaki adamlar kayıtsız. Kayıt dışı iş yapıyor. Benim esnafım burada 10 liraya mal satıyor. Dışarıdaki vatandaş geliyor, çiftçiyim diyor. Kendim ürettim diyor. Böyle bir şey yok. Onlar da gidiyor yarı yarıya satıyorlar. Ve pazarların içinde çok sekte var. Müşteriler pazara gelmekte çekiniyor. Dışarıdan alıp geçiyor. Bu da benim esnafıma çok sıkıntı yaratıyor. Sadece bir Döşemaltı Belediyesi'nde seyyar satıcı yok. Oradaki zabıta arkadaşlar sağ olsun sıkı denetim yapıyorlar. Geri 4 tane ilçede büyük bir de öyle bir şey ki Kepez ilçe sınırı veya Muratpaşa ilçe sınırında seyyarlar bunu iyi öğrenmiş.
bizim zabıta ekip arkadaşlar gitti mi? Kepez'in, Murat Paşa'nın, Aksu'nun fark etmiyor. Ana yola geçiyor. Ana yolda bu sefer Büyükşehir. Büyükşehir zabıtası bastırdı mı? Bu sefer diyorlar ki biz ilçedeyiz. Sıkıntı oradan başlıyor. Belediye zabıta arkadaşlar baskı kurarsa 5'e kadar açtırmıyorlar. Ama 5'ten sonra da açılıyor. Zaten pazarda 5'ten sonra iş yapıyor. Biz şoktayız zaten. Yani dışarıda kaldırım 17,5 milyara satarlarsa yani kim buna inanır? Biz de inanamadık ilk etapta ama kendi aralarında sabitlemişler. Bu yer benim, bu yer benim, bu yer benimdi. Resmen sanki tahsisli seyyar satıcılar da kendilerini bir tahsis demişler. Ama bizden bir alakalı bir olay değil bu. Belediyeyle de alakalı bir olay değil. Belediye ekipleri de sağ olsun, zabıta ekip arkadaşlar yardımcı oluyor ama dediğimiz gibi 5'e kadar sıkıyorlar, 5'ten sonra yine çoğalıyor. Dışarıdan arkadaşlar geldi, seyyar satıcılar dediler ki başkanım biz burayı 17,5 bin liraya satın alıyoruz. Benim siz dalga mı geçiyorsunuz benden dedim, yok dedi. Ben de güldüm yani kaldırımı birbirlerine devrediyorlar. 2 liraya devreden var, 3'e devreden var, 5'e devreden var. Artık orayı benimsemişler bizim yerimiz diye. Ama benim esnafım da bundan çok huzursuz. Denetim var ama zabıta arkadaşlar... Onların sattıkları ürünlere de yani... Denetim yok, onlara denetim yok. Bizim pazardaki ürünlerimizin hepsi de belediye denetliyor. Etiket yoksa esnafıma ceza kesiyor. Mesela eğer çizgisini geçtiyse, kendi yerinden geçtiyse yine ceza yiyor. Yani içerideki pazarları denetlemesi basit esnafıma. Zabıta dışarıda denetim yok. Belediye başkanlarından, tüm Antalya'daki büyükşehir belediye başkanım, ilçe belediye başkanlarım dahil zabıta arkadaşlardan destek istiyorum. İvedi bir şekilde bu seyyar satıcının ortadan kaldırılmasını istiyorum. Ya da kayıt altına mı alın? Ya da kayıt altına alın. İçinde veya oturan mahalle sakinlerin evlerinin önüne açıyorlu. Hastalansa, kalp krizi geçirse, bir yangın çıksa ne itfaiye girebilir ne ambulans girebilir.